Mahrumun ezlü ferad, edebi olmayan kimse Allah'ın lütfu kereminden devamı mahrum olur. Allah'a karşı edep takmazsa, Resulullah'a karşı takmazsa elbette Allah Resulullah'ın nimetlerinden mahrum olur. Babaya karşı yapmazsa babadan mahrum olur. Büyüklere karşı yapmazsa, hulasa edebi takmayan mahrum olur lütfu ilahiden. Edeb tacı istez nuri ilahi, binihber serbirev her cevki kahi. Edeb adeta Cenab-ı Hakk'ın tarafından ihsan ettiği bir taçtır. Başına koydu mu nereye isterse gider. Be edeb tenha ne kudra daştibet, belki ateş derheme afak ezet. Be edeb olan kimse, edebi olmayan kimse, yani edepsiz olan kimse, yalnız fenalığı kendisine değil, belki ateş derheme afak ezet. Belki ateşi afaka veriyor. Herkese, başkasını da ateşe veriyor. Edepsiz olan bir adam, alışverişsiz, yani yemek zamanında bildirişin etleriyle semavi olan ballar gelirdi. İyi olurdu rahat. Halbuki edep takmadılar. Evinden birkaç insan, hepsi demedi, birkaç tane dediler ki, ya Musa, biz soğan isteriz, sarımsak isteriz, tellanın hasratını isteriz. Yani Allah'ın vergi olan etleriyle, balları ve kıbre yenmiyor da zaten Yahudinin sevgine olur tabii, kendine göre ister. Bunlar terbiyesizlik yaptılar da Allah'a karşı Cenab-ı Hak da o nimeti kaldırdı. Derme yani kavmi Musa kendi kez de edeb göftendi kusiru ades sarımsak soğan. Munkatı aşud nanı khani asiman mandırınca zer'i bilu dâsıman. Bilinden dolayı kat oldu semavatinden gelen sofra. Zahmet kaldı artık. Terle'ye git, Mısır'a git. Terle'yi ekin, hiç yap. Musa'ya böyle. Bazı İsa kevdila ve behri khan. İsa aleyhisselam da yalvardı Cenab-ı Hakk'a. Bu sofrayı için bir sofra istedi. Es kerimi bi misali müsta'an, bi misal olan Allah'dan İsa da talep etti. Talebi bu. Zaten biz Sure-i Maide'yi okuyoruz. Bunun sonunda budur. Gufterab enzil aleyna maide, maide ez asıman şud aide. Dedi ya Rabbi, enzil aleyna maideten mine semaya girecek. Maideten, semavatten bize sofra gönder. Maide ez asıman şud aide. Semavatten yine sofra geliyor İsa için de. Geldi ama edepsiz Yahudi görmez ki. Bazı kustahan edep bugün ama geldiği zaman. Gelecek ayette de başkasına men etmeyiniz. Diyarına iddihar etmeyiniz. Min kufranı nimet etmeyiniz. Bu şerfle gelmiş. Bazı kustahan edep bir güzaş eten yine o kustah olan Yahudiler edebi bıraktılar. Çöngedayan zelleha berdaş eten dilenciler gibi parçaları topladılar, sakladılar. Munkatı aşırt bazı an lütfu kerem İsa aleyhisselamdan da o lütfu kerem munkatı oldu. Geçti mahrum an guruh ama asem o cennette kör sağır oldular. Yani edepsiz olan rağmen edepsizliği etrafa da sirayet eder. Bak mesela bir cemaatin içinde temiz insanlar olur. İyi insanlar da fena insanlar da olur. Fena insanların yaptığı fenalık yalnız kendisinde kalmıyor, berikilerde sabit. Hepsi bela geldi mi umumi. Umumi gelir ama Cenab-ı Hak adildir. Yapmayana da nasıl geliyor? Onun yaptığı amal-ı salihasını batmaz Allah. Yine kıyamette ne hal üzerindeyse, dünyada ne hal üzerindeyse o amal-ı salihayı veriyor. Fakat dünyada zahir olan belada çünkü itaat etmiş onların içinde bulmuş, o da bu musibete girebkar olur. Tamam şey demedim, zaten. Şimdi bela gelirse an gelir. Halbuki birkaç kişi fenalık yapıyor. Hepsine nasıl bela gelir? Allah adildir, Abdülhak. Bu temiz insanlar, eğer ki onlarla beraber dünyada giriftar oluyorlar,
Fakat onların yaptığı amal-ı saliha hiçbirisi bozulmaz. Kıyamete amal-ı salihasına sahiptir. Yine müstahak olduğu dereceye girecek. Ya burada niçin oluyor? Burada ihtiyarıyla onların içinde olmayı ihtiyar ettiği için onun cezası olarak onlarla beraber tehdit ediyor. Rabbena enzil aleyna ma'ideten minas semai tekunu lena aiden le evvelina ve ahirina ve ayeten min keverzukna ve ente khayrul razıkin. Kâle Allahu inni münezzilüha. Cenab-ı Hak emri diyor, ben gönderirim sofeyi aleyküm size. Femen yekur ba'du minkum fe inni uazibuhu azaben la uazibuhu ahaden minel alemin. Öyle bir azab vereceğim ki herkesin azabından fazla. O mevzu da bitti. Şimdi rivayet müfessirin-i azam iki tefsir vermişler bu gelen ayete. Biri diyorlar ki dünyada olmuş. Bazıları da diyorlar ki ahirettedir. Evliyaullah'dan Yemen'de Şeyh-i Sen'ani vardı. O da aynen bu ayete istinaden olmuş. Şimdi ayet bu sebebin zorlu söyleyeceğiz. Ve izkâle Allahu emmetine bildir. O zaman dedi ki Allah Celle Celaluhu hitap etti İsa'ya. Dedi ya İsa ibn Meryem, ey Meryem'in oğlu İsa, ente kulte linnâsı ittehizûni ve ümmiye ilâheyni, ente kulte linnâsı ittehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Sen mi söyledin insanlara beni ve anamı mabud ittihaz ediniz Allah'tan başka? Allah bilir, fakat Habibine iltifat ediyor, konuşturmak istiyor. Sen mi söyledin onlara beni ve anamı mabud ittihaz edin? İsa aleyhisselam hayretle duruyor, diyor ki ya Rabbi, kâle, Sübhaneke ya Rabbi, münezzehsin şerîkü nazirden. Senden başka bir mabudun bir hak yok. Mâ yekûnü li en ekûle, mâ leyse li bi hak. Hak'tan başka bir şey söylemeye hakkım yok. Ve senin emrettiğinden başka hiçbir şey söylediğim yok, biliyorsun. En kuntu kultuhu fekad alimtu. Eğer ben biliyorsam tabii bilirsin, cezamı verirsin. Te'alemu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsike. Sen ben gaybi bilirsin, kalbindeki gaybi bilirsin, ben gaybi bilmem. İnneke ente allamul guyub. Allamul guyub sensin, mübalığa ile gaybi bilen sensin. Senin emrettiğinden başka bir şey söylemek haddim değildir. Ma kultu lehum illa ma emerteni bihi. Ma kultu lehum demedim onlara. İlla ma emerteni bihi. Ancak senin emrettiğini onlara tebliğ ettim. Emrettiğin de bu. Eni abudullaha rabbi ve rabbukum. Allah'a ibadet ediniz. Tevhid ediniz Cenab-ı Hakk'ı. Rabbi ve rabbukum. Sizin Rabbiniz de Allah'dır. Benim de odur. Ve kuntu aleyhim şehidim. Benim onlara söylediğim buydu. Ben onların haline müşahid idim, murakib idim, peygamberim idim. Madum tüfihim içinde olduğum zaman. Felemmâ tevaffeyteni, ne zaman ki beni aldın onlardan, kunte enter rakibe aleyhim. Murakibe, onlar rakib, murakibe senindir. Sen murakibe ettin. Benden sonra ne yapmışlar? Ve ente alâ kulli şeyin şehid. Ya Rabbi her şeyi görüyorsun, bilirsin. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti üç defa okurdu. İsa aleyhisselamın lisanından gelmiş, fakat Kur'an Resul-i Ekrem'e nazil olmuş. Ya Rabbi اِنْ تُعَذِّبْهُمْ eğer bununla bir azap versen فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ senin kullarındır. Sen istediğin gibi azaplandırabilirsin. Benim ne hakkım var? Ve in teğfir lehum, eğer mağfiret edip de azap etmezsen, fe inneke entel azizul hakim. Aziz, galip sensin, hakim sensin. Ya Rabbi bunlar senin kullarındır. Ben vasıtaydım. İçinde olduğum zaman emrini tebliğ ederdim. İçinden çıktığım zaman sen bilirsin. Affetse, azap versen senin kullarındır. Kimsenin hakkı yok. Hak senindir. Eğer affı mağfiret etsen, yine hüküm senindir dedi. Emrediyor Cenab-ı Hak. Hâzâ, kâle, hâzâ, kâle Allahu. Cenab-ı Hak emrediyor. Hâzâ yevmu yenfe'us sâdıkîne sıdkuhum. Bu öyle bir gündür.
ki bundan dolayı ahirete doğru vaka olmuştur bu diyorlar. Bu öyle bir gündür ki يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ sadık olanlar, doğru olanların faydası burada faydasını yürürler. Bu öyle bir gündür ki dünyada doğruluk yapanlar burada o dünya o doğruluktan istifade ederler, menfaat sahibi olur. Öyleyse lehum cennetun, onlara doğru olanlara cennetler var. Tecrimin tehtel enhar, nehirler kasırların arasında cereyan ediyor. Hem de halidine fiha, ebedi olarak kalacaklar orada. Yani muvakkat bir cennet değil dedi. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Allah'ın rızası ibadetlerini kabul etmiş, cenneti ihsan etmiş. Ve radu anhu, onlar da Allah'tan razıdırlar ki bu nimete nail oluyor. Bak rıza iki taraftan. Allah razıdır, onlar da razıdır. Allah'ın bu asr-ı makfiretini görüyorlar, elbette razı olurlar. Allah da onlardan razıdır, vakile yapıya ibadeti kabul etmişler. Zalikel fevzul azim, fevz-i azim, ecr-i azim budur. Ahireti elde etmek. Dünyada zengin olmuş, nihayet bırakıp gidecek. Başka çare yok. Bu cami dolu altın olsa bırakıp gidecektir. Takdim olacak layık olmayanlara. Fakat eğer biraz da Allah'a yüzünü çevirirse, kerimdir Allah, ihsanını ihsan eder. Lillahi mülkü semavati vel ard. Semavat ve ardın mülki Allah'a mahsustur. Allah'dır ki semavat ve ardı yoktan var eden. Allah'dır ki semavat ve ardı içindeki mehlukatı tasarruf eden. Öyleyse semavat ve ard mülken, halken, abiden onundur. Ve ma fihinne, içindeki semavatın içindeki mehlukatlar, melekler, yerin içindeki, denizlerin içindeki mehlukatlar, hepsi Allah'ın emriyle halk olmuşlar. Hepsi Allah'ın mülküdür. İstediğini yapıyor. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Her şeye muktedirdir Allah. Efendim, zamanında 7-8 sene evvel Yemen'de salih bir insan varmış, çok dindar. Herkes etrafında dolaşıyor, ibadetle meşhur. Fakat Allah Celle Celaluhu kolunu imtihan etmek istiyor. Her şeyde bir imtihan vardır. Bu adam bu yüksekliğiyle beraber görmüş bir papasın kızını, ona aşık olmuş. Öyle aşık olmuş ki İhtiyarı elinden çıkmış, şefreyi de bırakmış, etrafı de bırakmış, her şeyi bırakmış, onun kafasına gitmiş de yapmış. Demiş kafası, benim kızı veririm ona. Fakat kiliseye gelecek, bize ibadet edecek. Hatta develeri oturacak, onu kabul etmiş. Develeri kabul etmiş, kiliseye gelecek, gidiyor kiliseye. Hiçbir şey de kalbinde kalmamıştır o sırada. Bakıyor kilisenin üzerinde İsa Aleyhisselam ile Meryem'in suretini tasvir etmişler. Onu gördüğü zaman bu ayet hatırına gelir. Ya İsa, ente kulte linnâsı tehizûni ve ümmiye ilâheyni. Sen mi dedin halka beni ve anamı mahmud ittihaz ediniz? Görüyorlar ki orasında aşağıya iner çıkar, iner çıkar, parça.